91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Peki Adalet Ağaoğlu'nu bu kadar özel kılan neydi? Adalet Ağaoğlu nasıl efsaneleşti? Gelin birlikte rahmetli Ağaoğlu'nun hayatına ve Türk edebiyatına bıraktığı izlere göz atalım. Daha çok romanları ve hikaye kitaplarıyla tanınan, oyun, deneme ve anı türünde de eserler ortaya koyan Adalet Ağaoğlu, 13 Ekim 1929 tarihinde Ankara Nallıhan'da doğdu. 4 çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu ve tek kızı olan başarılı yazar, ilkokulu Nallıhan'da okudu. 1938 yılında ise ailesiyle birlikte Ankara'ya taşındı. Ortaokul ve liseyi Ankara Kız Lisesi'nde tamamlayan usta edebiyatçı, 1950 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 1946 yılında Ulus Gazetesi'nde tiyatro eleştirileri yayınlayarak yazarlığa başlayan Ağaoğlu'nun 1948-1950 yılları arasında Kaynak Dergisi'nde şiirleri yayımlandı. Açılan bir sınavla Ankara Radyosu'na giren Ağaoğlu, 1951-1970 yılları arasında TRT'de çeşitli görevlerde bulundu. Ankara Radyosu'nda göreve başladığı yıl, ilk radyo oyunu olan Aşk Şarkısını yazan Ağaoğlu, radyoda görev yaparken Kartal Tibet, Üner İlsever, Çetin Köroğlu, Nur Sabuncu ile birlikte Ankara'nın ilk özel tiyatrosu olan Meydan Sahnesi'ni kurdu. Meydan Sahne Dergisi'nde bu sıralarda çıkaran başarılı edebiyatçı, 1953 yılında tiyatro konusunda görgü ve bilgisini arttırmak üzere Paris'e gitti. 1953'te Sevim Uzungören'le birlikte yazdığı Bir Piyes Yazalım tiyatro oyunu aynı yıl Ankara'da sahneleyen Ağaoğlu, 1954 yılında mühendis Halim Ağaoğlu ile evlendi. İlk romanını yazana kadar oyun yazarlığını sürdüren Ağaoğlu, üst üste yazdığı oyunlarla 60'lı ve 70'li yılların önde gelen oyun yazarlarından biri oldu. TRT'nin özellikle el konulması sebebiyle TRT Radyo Dairesi Başkanlığından istifa eden usta isim, 1970 yılından bu yana yazarlıktan başka bir işle uğraşmadı. Edebiyat yaşamının bazı dönemlerinde Remus Teala'da ve Parker Kunik gibi takma adlar kullanan Ağaoğlu'nun ilk romanı Ölmeye Yatmak 1973 yılında yayımlandı. Tüm eserleri yoğun tartışmalara konu olan başarılı yazar Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi ve Hayır adlı romanlarla bir üçleme oluşturdu ve birçok ödül kazandı. Bir Düğün Gecesi ve Hayır romanları yayınlanır yayınlanmaz, ikinci romanı olan Fikrimin İnce Gülü, dördüncü basımında toplatılan yazarın Fikrimin İnce Gülü romanı hakkında da 1981 yılında dava açıldı. Suçlanma sebebi ise askeri kuvvetleri tahkir ve küçük düşürmekti. Ağaoğlu 2 yıl süren davanın ardından bu suçlardan aklandı. Düğün Gecesi ise soruşturma aşamasında kaldı. Dönemin 3 önemli roman ödülüne layık görülen Ağaoğlu'nun Bir Düğün Gecesi adlı romanı ise Aldous Huxley'den aşırma olduğu iddiasıyla uzun süre tartışıldı. 1986 yılında İnsan Hakları Derneği'nin kurucuları arasında yer alan Ağaoğlu, Temmuz 2005'te İnsan Hakları Derneği'nin tek yanlı, ırkçı, milliyetçi bir tutum takındığını belirterek PKK yanlısı politika izliyorlar diyerek istifa etti. 1983 yılından beri İstanbul'da yaşayan Adalet Ağaoğlu, 1991 yılında Çok Uzak, Fazla Yakın'la oyun yazarlığına döndü. Eşi Halim Ağaoğlu tarafından Adalet Ağaoğlu ile ilgili yazıları bir araya getiren bir arşiv oluşturuldu ve 2003'te Adalet Ağaoğlu'nun yazarlığının 55. yıl anısına Herkes Kendi Kitabının İçini Tanır adıyla basıldı. Edebiyatımızın unutulmaz ismi 1996 yılında parkta otururken bir arabanın gelip kendisine çarpmasıyla ağır biçimde yaralandı ve uzun bir süre tedavi altına alındı. Hikaye, oyun, deneme, roman ve anı türlerinde eserler üreten Ağaoğlu, TDK Tiyatro Ödülü, Saik Faik Hikaye Armağanı, Sedat Simavi Edebiyat Ödülü, Orhan Kemal Roman Armağanı, Erdal Öz Edebiyat Ödülü gibi birçok ödülü de kazanan bir yazardı.